Merkezi nedir arkadaşlar? Yüksekliklerin kesim noktasıdır. Bu yüzden yükseklikleri çizmek lazım tabii ki. Şöyle AD, AH'ı çizdik. Sonra yine şurayı da böyle uzatalım. Şimdi 28 olduğuna göre arkadaşlar şöyle bakın burası dikkat ederseniz 50-62 derece. 62'den de geriye ne kaldı? 118 derece kaldı. Cevap değişik. Bu kadar. Orta dikmelerin kesim noktası çevrel çemberin merkezidir. Bu yüzden böyle birleştirdiğinizde bu üç arkadaşlar eşit olacaktır. Buna göre birincisi üçgen yardımıyla yaparsanız buraya AA dersiniz. Bunlar BB. Bunlar eş üçgen değil. Böyle sadece yazıyoruz. C, C deriz arkadaşlar. Haliyle tabii ki burada iki tane C. Daha doğrusu C'ye hiç girmeyeyim bile. 2 tane A artı 2 tane B'nin toplamı şu kuraldan dolayı nereye eşittir? 124'e. Buradan A artı B arkadaşlar 62 olur. Cevap E şıkkı olur. İsteyen şimdi dinlesin. İkinci yol da çok basittir. Çember yorumudur. Bu sonuçta çevrel çemberi olduğu için merkez açı gördüğünün aynısıdır. 124 çevre açı gördüğünün yarısıdır. 62 yine E şıkkı olur. Çemberin merkez demek açı ortayların kesim noktası demektir arkadaşlar. Eşkenar üçgen demiş bakın. Şimdi buna göre Merkezler zaten aynı noktada buluşuyor arkadaşlar. Bakın şöyle bunları birleştirdiğiniz zaman eşkenar üçgenin bir özelliği vardır. İçte çemberin merkezi, çevrel çemberin merkezi, diklik merkezi, ağırlık merkezi hepsi aynı noktadır. Bu yüzden sadece eşkenar üçgende AK, KB, KC birbirine eşit olur. Böylece alakasız duran KB ile CE de birbirine bağlantılı oldu. KC, CE'ye eşit geldi. Açı ortaya olduğu için tabii ki 30-30'dur. Burası 120 derece olduğu için bak 15-15 oldu. Bunu böyle göstermiş olayım. Şimdi artık 15 derece. Burasının zaten 60 olduğunu biliyorum. 2 iç bir dıştan x'e 75 geldi. Hangi üçgende iki iç bir dış yaptım? BDE'de. Cevap C şıkkı. E noktası içte çemberin merkezi diyor ya açı ortayların kesim noktasıdır. Bu yüzden böyle bir açı ortay olur arkadaşlar. Şimdi Şöyle D'den bir dik indirdiğimiz zaman açı ortayın kollarına inen dikler birbirine eşittir. Gördüğünüz gibi. Sonra yine buradan da çekersek burası da yine böyle eşit olacaktır. Hatta bakın 4 olur. Şimdi şuraya A dersem burası da A olur. Kollara indirilendikler eşit bu da A olur. O zaman bakın burada bir kendiliğinden kare çıktı. A, A oldu. Pisagor yapalım. A artı 4 kare. A artı 6 kare. Artı 10'un karesi. Burada 6, 8, 10'a benziyor. A gördüğümüz yere 2 yazarsak evet 6, 8, 10 oluyor. 2 olduğu için bakın şurada Pisagor 2, 4, 2 kök 5, B şıkkı. Çevrel çemberin merkezi demiş. Çevrel çemberin merkezi dendiği için bir kere A, D, ve BD birbirine eşittir. E kendiliğinden o zaman bakın burada bir eşkenar üçgen çıktı. 60 derece. Bundan dolayı ne olacak? Şöyle çemberi çizersek merkez açı arkadaşlar 60 derece. Çevre açı gördüğünün yarısıdır 30 derece C şıkkı. Az çember bilgisi kullanmalıyız arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle e, çevrel çemberin merkezi eğer üçgen geniş açılı bir üçgense dışındadır. Yani şöyle bir merkezi vardır. Dolayısıyla burası yarıçap. Bakın burası da böyle yarıçaptır tamam mı? Şimdi çemberi de böyle çiziyorum. Görün bakın böyle bir çember. 150 derece olduğu için burası arkadaşlar 300 derece. Geriye şuraya böyle 60 derece kaldı. Merkez açı 60 derece oldu. O zaman zaten bunlarda birbirine eşit 60-60 olmalı. Gördüğünüz gibi ne güzel eşkenar bir üçgen oldu ve yarı çap 2 kök 6 geldi arkadaşlar. E şıkkı yüksekliklerin kesim noktası içeride ise bu üçgenin bütün açıları dardır arkadaşlar. Bütün açıların dar olduğunu bildiğimiz için ona göre hareket etmeliyiz. Şimdi AB 12 BC 5 verilmiş. Bizden AC'nin alabileceği değeri istiyor. Direkt şunu derseniz zaten soru baştan patladı. 7 ile işte 19 arasında hayır böyle bir şey demeyeceğiz. Çünkü dar açı olduğunu biliyoruz ya. Bir kere 90 olsaydı x kare 169'a eşit olurdu. Ancak dar açı olduğu için normalde bakın 90 olsa biraz daha büyük açı ama dar açı daha küçük kenardır. Dolayısıyla x kare 169'dan küçük yani x 13'ten küçük olacak. Aynı mantıkla arkadaşlar şuraya da bakın x kare artı 25 yine bu mantıktan dolayı 144'ten büyük olur. Çünkü dik üçgen olsa bakın daha büyük olacak ama dik üçgen değil. O zaman şu 12 bunların kareleri toplamından küçük olmalıdır. Bu yüzden de x kare büyüktür. 119 oluyor değil mi? Evet 119 oluyor. Buradan kök 119'dan büyük sayılar neler var? 11 var. Ee, sonra 12 var. Başka da bir şey yok arkadaşlar. 2 tane değer oldu bakın. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Çemberin merkezi olduğuna göre arkadaşlar bakın DC yarı çaptır. DA yarı çaptır. Yine DB de yarı çaptır. Görüntü çünkü şöyle olur. Tamam mı? Merkez bakın. Haliyle size AD'yi 9 vererek aslında DC'yi de 9 vermiş oluyor. Pisagor'dan dolayı 81'den 45 çıkarsa 36. EC 6 olur. Zaten merkezden kirişe inendik. Kirişi ikiye böler. Ya da çevrel çemberin merkezi olduğu için kenar orta dikmenin olduğunu söyleriz. Her türlü bakın. Burada BE ile EC eşit olacaktır. Bu yüzden BE de 6, 12 oldu. C şıkkı. Merkezi yüksekliklerin kesim noktasıdır. İçte geçen birin merkezi de açıortayların kesim noktası. Üçgen ikizkenarı olduğuna göre 72 derece olacak. A açısı da 72 derece olacak. AD'yi çektiğimiz zaman ADH bir yüksekliktir. Bu yüzden 90 dereceden 18 kalır. Bu arada AE açıortayı olduğu için arkadaşlar, bakın. BAE ile EAC eşittir 36 36 bölünür. Böylece 36 18 daha 54. Şuradaki x'e ne kalmış oldu gördüğünüz gibi? 18 derece cevap B şıkkı. Aslında çok da zor değilmiş. Şimdi eşkenar üçgende arkadaşlar şöyle birleştirelim. 60 derece sonuçta 60 derece ee, açılar. Dış D, çember demek dış açı ortayların kesim noktası demektir. Dış açı 60, 60 yapacak. Burası yine 60. 60 olacak arkadaşlar. Böylece bunun kenarına sayı verelim şimdi. Tamam Kesirlerle köklerle uğraşmak istemediğim için 2 kök 3 yazayım ben böyle. 2 kök yazdım. Hocam harf versem olur mu? Tabii ki olur da ben şimdi uğraşmak istemiyorum. Sonuçta oran bulacağız. Burası arkadaşlar kök 3. Burası da kök 3 olacak değil mi? 60 60 olduğu için inendik 2'ye böler. Böylece 30'un karşısı kök 3 ise 60'ın karşısı ne yapar? 3. Gördüğünüz gibi şu an bu içteye çemberin şey dış teğet çemberin yarı çapı. Neden? Merkezden TT inen dik arkadaşlar yarı çaptı. Şöyle size çizerek de göstereyim bakın. Burada merkez K dersek şuradaki KL kesinlikle yarı çapı olması lazım. TT dikiner çünkü. Aynı şekilde çevrel çember de köşeye iner arkadaşlar. T dış teğet veya iç teğet kenara dikiner. Çevrel çemberde böyle köşelere iner. Bu yeşillerle çizdiğim. Bunların üçü birbirine eşittir. Haliyle arkadaşlar tabii ki burası iki, 30 30 olacak. Bu sadece eşkenar üçgende var. Eşkenar üçgende içte çemberin merkezi, çevrel çemberin de merkezi. Yüksekliklerinde kesim noktası ağırlık merkezi. O yüzden aynı zamanda burası açı ortaydır 30-30 olur. Yine aynı zamanda açı ortaydır 30-30 olur. 120 dereceden dolayı da bakın 2 geldi çevrel çemberin yarıçapı. Buna 2 diyelim. Diğerine de küçük r diyelim. 3 olsun. Bunların oranı 2 bölü 3 geldi. A şıkkı. Şimdi eşkenar üçgende arkadaşlar. Şöyle birleştirelim. 60 derece. Sonuçta 60 derece açılar. Dış D çember demek dış açı ortayların kesim noktası demektir. Dış açı ortay 60, 60 yapacak. Burası yine 60, 60 olacak arkadaşlar. Böylece. Bunun kenarına sayı verelim şimdi tamam Kesirlerle köklerle uğraşmak istemediğim için 2 kök 3 yazayım ben böyle. İki kök yazdım. Hocam harf versem olur mu? Tabii ki olur da ben şimdi uğraşmak istemiyorum. Sonuçta oran bulacağız. Burası arkadaşlar kök 3. Burası da kök 3 olacak değil mi? 60-60 olduğu için inendik ikiye böler. Böylece 30'un karşısı kök 3 60'ın karşısı ne yapar? 3. Gördüğünüz gibi şu an bu iç çemberin şey dış teğet çemberin yarı çapı. Neden? Merkezden tt inen dik arkadaşlar yarı çaptı Şöyle size çizerek de göstereyim bakın Burada merkez k dersek Şuradaki kl kesinlikle yarı olması lazım tt dik çünkü Aynı şekilde Çevrel çember de Köşeye iner arkadaşlar T Dış teğet veya iç teğet kenara dik iner Çevrel çemberde böyle Köşelere iner bu yeşillerle çizdiğim Bunların üçü birbirine eşittir Haliyle arkadaşlar Tabii ki burası 2 e, 30 30 olacak. Bu sadece eşkenar üçgende var. Eşkenar üçgende içteyit çemberin merkezi, çevrel çemberin de merkezi. Yüksekliklerinde kesim noktası ağırlık merkezi. O yüzden aynı zamanda burası açı ortaydır 30-30 olur. Yine aynı zamanda açı ortaydır 30-30 olur. 120 dereceden dolayı da bakın 2 geldi çevrel çemberin yarıçapı. Buna 2 diyelim. Diğerine de küçük r diyelim 3 olsun. Bunların oranı 2 bölü 3 geldi A şıkkı. Burada arkadaşlar köşelere eşit uzaklıkta diyor ya aslında köşelere eşit uzaklıkta ne demek? Çevrel çemberin merkezi demek. Hani lazım olursa kullanırız. Bunların hepsi bakın kök 19, kök 19. Bu arada çevrel çemberin merkezi olduğu için işte çevre açı 60 derece, merkez açı 120 derece olacak ve kök 19'un kök 3 katı 30 30 120'den dolayı AC kök 57 gelir. Şimdi ne yapacağız peki? 60 derece var çift sayı var. Cos teoremine gerek yok. İndir şöyle diki. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3. 57'den 48 çıkarırsan 9 buraya da kalır 3. Totalde 7 oldu D şıkkı. Önce şu bilgiyi vereyim kenarda. İkiz kenar bir üçgende arkadaşlar. Şöyle tabana dikindirdiğiniz zaman bu açı ortay. Aynı zamanda yükseklik ve kenar ortay değil mi? O zaman arkadaşlar Tepe, e, açı ortayların kesim noktasına I desek. Kenar ortayların kesim noktasına G desek ve yüksekliklerin kesim noktasına da D desek. Yani diklik merkezi. Bunlar aynı doğru üstünde olur. Ancak sırası sorunun durumuna göre değişecek tabii ki. Şimdi burada arkadaşlar buna göre hareket edeceğiz. Bakın yapıyorum. İki skenar, bir üçgen. 15, 15, 24 verilmiş BC uzunluğu. Hemen tabana dikey indiriyorum. Şimdi şöyle bir E noktası belirliyorum. Açı ortay kesim noktası olduğu için E noktası iç teğet çember demiş ya. Hemen buradan 12'nin 15'e oranı kaç? Sadeleştirirsen 4 bölü 5. Bu arada 9, 12, 15'ten şuraya AH diyeyim. AH'ın sakın 9 olduğunu unutma. Demek ki yukarısı 5 birimmiş. Aşağısı da 4 birimmiş. Bu arada aynı zamanda kenar ortayların da kesim noktası işte bu e, yüksekliğin üstündedir. Çünkü kenar ortaylardan biri sonuçta hakikaten bu AH doğrusu o zaman AG de arkadaşlar 6'ya 3 oranında bölecek. 9 olduğu için bak GE'ye 1 kaldı, aşağıya da 3 kaldı. Zaten GE isteniyordu. 1 oldu A şıkkı.